başına, güneş mi geçti, ne oldu sana? Bu olay geçtiğimiz günlerde gazetecilere sizin yüzünüzden sevişemiyorum diyen Teoman'ı akıllara getirdi. Lan sizin yüzünüzden, lan sizin yüzünüzden. Teoman gazetecilere sizin yüzünüzden kadınlar kaçıyor, seks hayatımı mahvediyorsunuz diyerek ağzına geleni söyledi. Lan sizin yüzünüzden. Sırtlarla. Ya s**tın be abi. Ulan kır. Böylece Teoman'ın sevişememesinin suçlusu bulundu. Suçlu medyaymış. Sadece arkadaşız mı hanımefendi? Tabii ki ya. Her zaman olduğu gibi. Teoman'dan sonra Hasan Şaş da şaşırttı. Ünlüler gazetecilere çıkıştı. Haftanın en acayibi ünlülerin çıkışı diyorsanız B yazıp 3544'e gönderin. Sevgili Deniz'ciğim, senden başlasak. Ya çok merak ediyorum. Şimdi hayır, senin de çünkü böyle kameralarla, kameramanlarla, paparazilerle böyle bir dalaşmaların falan var. Bu böyle kamera ordusu geldiği zaman sinirler mi bozuluyor? Ne oluyor? Yani benim şöyle güzel bir hayatım vardı, düzgün bir şekilde giderken bu kadar flash ne oluyor mu diyorsun? Şimdi burada bu kadar insan birlikte seyrediyoruz. Şimdi burada tabii programcı olmak, haberci olmak adına tabii ki kınayan bir tavırla yaklaşsak da burada seyreden bütün arkadaşlara bakıyorum. Herkes gülümseyerek bakıyor. Şimdi böylesine yüz kızartıcı bir sebepten dolayı bana sorarsanız çok da önemli bir mevzu değil. Bana sorarsanız bu insanları böyle deşifre etmek bu konuyla ilgili de çok gerekli de değil. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu... Sonuçta bu insanlar insanı öldürmemişler. Başka bir alışveriş içerisine girmişler. Tamam, yanlış bir şey yapmışlar ama... Ne gibi alışveriş? Ne gibi? Alan memnun, satan memnun, neyse. Satan pek memnun değil galiba. Alan memnun da alacak olan... Şey mi yani, bebek alışverişi, Barbie almış, vermiş. Şimdi evli ve böylesine bir mevzudan dolayı adliye gitmiş bir... Star futbolcunun oturup da sakin sakin bu konuyla ilgili açıklama yapmasını bekleyemeyiz. Şimdi evet, söylediği şey de bence biraz ağız alışkanlığı diye düşünüyorum. Hani bir kafa koyarım topa, evet. Da öyle kafa çıktıkları için. Yani ben açıkçası yaptığı şeyin affedilemez bir şey olduğunu düşünmüyorum. Teoman'a gelince de bence... Can bir dakika, şimdi Hasan Şaş'ta önce bir kalalım. Hasan Şaş aslında diyor ki, kendisi söylüyor. Diyor ki, nereden tanıyorsunuz diyorlar. Tanıyor musunuz diyorlar. Maçlardan tanıyorum diyor. Maçlardan tanıyorum deyince adliye çıkışı kadın gazeteci de soruyor, hangi maçlardan tanıyorsunuz? Ne fark eder? Fenerbahçe Galatasaray maçı mı diyecek? Ne desin? Maç demiş adam. Yani belki başka maç olabilir mi? Yani? Çünkü 25 bin kişiyi tanımayabilirsin de birebir belki tanırsın yani maçlarda. Soru da biraz tahrikkar tabii. Evet, yani evet, şimdi. Evet. Şimdi... Sorunun altında da mecazi bir şey var şimdi adama, diyor maçı falan yani. Antrenmanda mısınız falan, hani böyle bir şeye evet. Doğru, hani esprili bir soru. Onun da sinirleri bozuk belli ki. Eve gidip şimdi hanıma hesap verecek. Zaten hesap vererek belli ki oraya gelmiş. Böyle bir de hesap vererek mi? Şimdi yani evli bir adamın böyle bir mevzudan dolayı adliye gidip böyle bir konuda konuşması, hani evde aman bizim bey de gitti bugün. Ben biraz daha gerçekten şimdi tabii iki taraf da kendine göre haklı. Şimdi oradaki gazeteci arkadaşımız da büyük bir hakaret yemiş. Ona da katılıyorum ama biraz daha pembe gözlüklerle birbirimize bakarsak. Mesela bence Teoman'ın verdiği cevap aslında gazetecilerle paslaşıyor Teoman. Ben öyle düşünüyorum. Yani gayet güler yüzüyle. Aynı fikirde düşünüyorum. Yani bir rahat. Aynı fikirde düşünüyorum. Aynı fikirde. Teoman'a sonra aynı geleceğiz. Fikirde. Önce Hasan Şaş'ı önce Hasan Şaş'ı operasyonu yapar. Hasan yani, Şaş, Deniz'e böyle... sonsuz katılıyorum çünkü bütün dedikleri aynen benim aklımdan geçenler. Hasan Şaş'ın dedikleri. Hayır. Ya, sana bir kapı basın da yaptım. Basına verdiği cevaplar, çünkü mecbur onları söylemeye, başka çaresi yok ama ki. Ama kafayı koyarım mecbur mu diyorsunuz yani? Kafayı koyarım demeye mecbur değil.
tabii ki ya, o bir centilmenlik anlayışına aykırı bir hareket ama o anda aklına o gelmiş, onu yapmış futbol terimi olarak kafayı atarım koyarım. Belki ya. Necati sandı karşısındakini. Hani hani oradaki sağdaki diyaloglar oraya da yansıdı. Sen böyle şeyler karşıya geldiğinde... Tabii ki ne kadar sen bu konuda kameralarla planlı programlı da olsak, hani konuşmayacağız, muhatap olmayacağız kesinlikle diye düşünsek, doğru. Karar da bile alsak, planlı programlı da olsak, o kameralarda, o muhabirlerin o mikrofonları uzattığı zaman tahrik oluyor insan. Evet, evet, evet. Samimi söylüyorum, yıllardır yani ne kadar bu konularda o dengeyi kurmaya çalışsam bile çok tahrikkar bir şey. Arkadaşlarımız da bu konuda. Ben bir tanesini çok iyi biliyorum ki tekmeledim yani. Ayıptı söylemesi. Yani resmen benim gibi bir adamda böyle bir şey beklenir mi? Tekmeledim. Nasıl, olayı bir anlatabilir misin? Çoluğumun çocuğumun yanında geldi, bir şey sordu yani. Bir işten geliyorduk sabahın 5'inde 6'sında uçakla Kıbrıs'tan geldik. Yani sabahın 6'sında da ben kameralara cevap vermek, onlara bir şeyler söylemek zorunda da değilim yani. Yorgunum. Dedi ki işte nereden geliyorsunuz? İşte Kıbrıs'tan geliyoruz, işten geliyoruz. Program çekiyoruz orada. Bir gününde gelmişim ben böyle. Yanımda da eşim var. Ondan sonra cıma niye hangi konuşmuyorsunuz? Eşim? Son eşim. Ondan sonra cıma... Seni tanıştırmadım da. Biz tanıştık pilateste. Hadi ya. Zaten seni gidiyorsunuz Mehmet Ali'nin eşiyle beraber. Spor yapıyorlar birlikte. Orada denk geldik. Denk geldin. Evet, sizi de götürelim beraber zayıflamışken. Denk bakıştınız herhalde yani. Yok hayır, konuşuyoruz. Çok dünya şekeri bir hanımı var Mehmet Ali'nin. Mehmet Ali'yi çekiştiriyor musunuz bu arada? Hayır asla. Niye benim çekiştirecek neyim var? Her şeyim şey ortada. Bir şey mi kaldı? Ondan sonra... Neden konuşmuyorsunuz? Yorgunum dedim. Yorgunuz filan dedim. Eşime döndü. Siz dedi neden dedi şey. Yorgunuz dedi. Dedi siz de mi çalışıyorsunuz orada dedi. Bak şimdi yani. Hanımım yanımda yani orada benimle birlikte. Şimdi buna ne dersin? Hiç. O çocuk aynı şekilde gelip çoluğumun çocuğumun yanında yine böyle tahrikkar sorular soruyor filan. Dayanamıyorsun bir yerde. Tabii, tabii. Böyle bir tekmelemişim. Tekmede denk gelmiş yani. Ama o ben tekmelediğim en az 3 kişiden dayak yemiş bir çocuk. Kime gittiyse mikrofonu uzattıysa dayak yemiş aynı muhabir. Benim adaşım biri mi? Evet, bir arkadaş. Yani seni de sinirlendirebildiklerine evet, göre sürekli kameralar. Evet, yani bazı insanlar da bir raddeye kadar tabii ondan ki sonrasını tutamıyorsun ama işte dediğim gibi o denge çok zor bir şey. Hasan Şaş da bu kadar tabii ki bizler tabii kadar haşır aynı neşir şey değil kameralarla evet filan. Orada belki haddini aşmış olabilir evet, sana kafa koyarım demekle filan ama. Hanım arkadaşlarını korumak birazcık da korumak adına bir çaba göstermiş oldu. Hanım arkadaşları tanıyorlar ya, diyorsun. Tanıyor, sen tanıyor, Hasan Şaş'ın tanıdığı kanısındasın. Ajda'cığım. Yani çünkü o tanımıyorum demiş önce. Sonra maçlardan tanıyorum demiş. Tanımasa da tanısa da böyle bir sual sorulduğu zaman insanı çok tahrik eden bir soru bu. Yani bir erkek gururunu çok rencide edecek bir soru. O yüzden de çok ortada bir soru. Böyle, ve evli bir adam. Evli bir adam olması değil Deniz'cim sadece. Kim olursa olsun bir erkeğe veya bir insana, hele bu kadar yani halkın gözü önünde olan bu kadar medyatik bir insana böyle bir şey sorulamaz. Ama Sergen'e de aynı konuyla soru sorulduğunda gayet rahatlıkla cevap verdiğini ben gazeteden okudum. Evet evet şey. Güzel bir şey söylemiştin. Ne demişti? Sergen. Hatırlayan var mı? Sergen güzel bir cevap vermişti. Evet tanıyorum. Bla 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 neyse yani. Evet tanıyorum. Yani bunu sordukları zaman hele o anda... karşısındaki insan kadın erkek görmüyor artık. O sırada kendini kurtarmak çabasında oluyor çünkü. Ve normal onu yaptı. Yani kendisini yaptı. Hareket. Yani o andaki haleti ruhiyeniz, psikolojiniz, Mehmet Ali'nin de söyledi, Deniz'in de söyledi. Evet, yani, senin iç başına böyle bir şey geldi mi Ajda? Çok fazla özel reha. Yani çok fazla. Senin başına değil, böyle senin kameramanla bir şey geldi hepimizin mi? Geliyor, hepimizin geliyor. Sen tekmeledin yani mi? Ben ilk görüldüğüm zaman ne zaman evleniyorsunuz? Ya niye evleneyim kardeşim? Bir dakika durun canım ben. Yani ne çocuk var mı? Çocuk oluyordu eskiden. Hani acı var mı? Acı gibi senin evet, olayın. Evet bende hep çocuk var mı? Bu aralar bende çocuk. Sen de çocuk var mı oluyor? Yani Hasan oldu mu peki böyle bir olay? Oluyor tabii oluyor. Oluyor ama ben inanılmaz idare ediyorum durumu. Çok hiç böyle tekkelemen falan filan olmaz evet ya. Yani oluyor yani çok sinirlendiğim ne derler Allah oluyor şey sabrım versin ne bir şey. Peygamber sabrı. Peygamber sabrı. Ben Allah size peygamber sabrı gerçekten vermiş. Gerçekten öyle. Samimi söylüyorum yıllardır. Yani bir anekdotu da var yani şöyle söyleyeyim. Mesela 10 sene evvel miydi 7 sene evvel. Evet 7 sene evvel.
Rumeli Hisarı'nda konser. Zaten canımız çıkıyor konsere yetişinceye kadar. Hani zannedilmesin ki o anda biz konsere çıkıyoruz. Orada her şey peri masalındaki gibi sanki böyle. Tabii çok gerginlik var, sahneye çıkacaksın. Tabii. Kaç gün evvel provaları yetişmek için işte o yani orkestra provası, kıyafet provası. O insanlara olan saygıdan dolayı kendini bir sporcu gibi yetiştiriyorsun. O gerilim içinde muazzam bir gece yaşamışsın. Herkes seni tebriğe gelmiş. Ve basın rica etmiş daha evvel bir röportaj yapabilir miyiz diye. Biz de demişiz ki insanları bekletmeyelim gelen dinleyicileri, seyircileri. Lütfen programdan sonra yapabilir miyiz acaba? Tabii dediler. Program bitti. Ben yorgunum. O adrenalin üstümden atmışım ama yine de hala var. O sevgi ve o şey içinde, muhteşemlik içinde bir tanesi daha röportaja başlamadan. Şu anda kim olduğunu hatırlamıyorum. Genç bir çocuk. Evet. Ama insan üzülüyor. Ajda Hanım bu sene hangi kaçıncı estetiğinizde oldunuz diye geldi. Gece kaçıncı estetiğiniz oldu? Evet yani bugün kaçıncı estetiğiniz? Konser sonrası mı? Evet. Ne yaptın o anda? Dövmek mi istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun o anda? Yok. Demediniz mi? Sana bir kafa koyarım. Bence yani şöyle söylemesi. Bence ki... bir saniye pardon. Bence şöyle söylemesi. Sana bir estetik koyarım. Sadece sen ne zaman girdin hani bu arkadaşların? Çünkü o kadar hepsi çok saygılı, o kadar hoşlar ki. Zaten yıllardır hep beraber kimisiyle beraber geldik bugünlere kadar. Birlikte yol geldik ve... Birlikte gelmediğimiz yeni arkadaşlar da çok çok bebekler. Yani bunu sorduğu zaman sen herhalde yeni geldin ve sen bu konuları henüz nasıl başlayacağını da bilmiyorsun. Nasıl bitireceğini de bilmiyorsun. Sen şöyle kenara geçersen ben diğer arkadaşlarımla müsaade edersen röportajımı bitireyim. Sonra senden tekrar konuşuruz dedim. Ya ama üzüldüm sonradan. Yani bunu nasıl bu cesareti bulabiliyor kendisiyle? Yani ben orada müthiş bir iş yapmışım. Ya o sırada sen aslında bir şeyler yapmak istiyorsun ona ama bunu böyle sakin bir şekilde geçiştiriyorsun. Yani evet yani olabilmiyor böyle tacizkar şeyler. O zaman kafamı atmam gerekiyor yani. Elma ile armutları karıştırmamaları gerekiyor arkadaşlarımızın da. Yani. Birazcık daha hassas. Ama onlar da tabii haberi bulabilmek için sen orada ne kadar çarpıcı bir şey söylersen o kadar güzel haber olacak. Artık her şey estetik aslında olduğu sinirlenirseniz daha da güzel bir haber olacak. Onlar da onun için uğraşıyorlar zaten. Aynen. Önce sinirler. Yani habercilerin niyeti bu. Mesela Reha Muhtar. Yani haberciliği sırasında ben hastanedeyim, komadayım, yatmışım. Allah 120 kilo olmuşum. Demişti ne yapıp Mehmet Ali'yi o durumda çekeceksin demişler. Nasıl çekeriz Reha Bey? Almıyorlar. Yoğun bakıma almıyorlar. Hayır demiş alacaklar demiş. Muhabirlerini doktor kılığına sokmuş. Çok şeker. Evet efendim. Anlattılar bana. Buyurun. O zaman o olayın gerçeğini ben sana anlatayım. Tamam. Evet dinleyelim. Ben bizzat doktorları açtım. Senin çok yakınların kanalıyla girdim. Senin yoğun bakımda olduğun ana yere. Oradan sana baktım. Melekler gibi uyuyordun. Hiçbir şey yapmadım ve oradan tıkır tıkır ciddi çıktım mi? Gittim. Çekilmedi yani. Türker İnanoğlu şahitim. Türker İnanoğlu şahit. Evet ben bir şeye Hasan Şaş'a değil Teoman'a ama Teoman'a bir şey söyleyeceğim. Söyle. Teoman'a da hiç konuşmadık Teoman'a. Buyurun. Konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım. Çocuk sevişsin bırakın. Evet. Bırakın. Ay. Samimi söylüyorum. Kameralar bıraksın diyorsun yani. Bıraksınlar rahat biri kafa atsın biri sevişsin diye. Onlar gençler. Lütfen. Bırakın rahat etsinler. Evet, rahat çocuğu, ne istiyorlarsa çocuğu yapsınlar. Çocuğu hiç bırakmadınız ya Teoman'ı. Bir de yazık orada birazcık. Şunun suratının tatlı ben bayılıyorum şey ya. Ben de çok seviyorum. Onun sizin yüzünüzden kadınları kaçırdık diyor. Deniz sen konuşmuyorsunuz. Ya ben Teoman'ı çok seviyorum. Ve ben onun mesela bu tavrında bir de bu adam rock söyleyen bir sanatçı. He. Türk sanat müziği söylemiyor. Dünyada zaten rock müzik icra eden... Sanatçıların hepsi çok protest, aykırı tiplerdir. Şimdi özgürlüğü temsil ediyor özgürlüğü zaten. Özgürlüğü temsil ederler. Bu adam sonuç olarak kendi genç kitlesine başka bir şey oynayan bir adam değil ki. Gece hayatı olan ama bira dışında da bir şey içmeyen gece dışarı doğru. Çıktığı zaman başka bir şey, başka yalan bir başka Teoman'ı oynamayan bir adam. Bravo. Bırakın da adam rahat etsin. Ayrıca söylediği şey... doğru. Şimdi...
sevişemiyoruzdan önce yüzünüz, işte sizin yüzünüzden kadınları kaçırdık. Şimdi kamera ışığını görünce belki ailesi görecek diye, belki başka sebepten dolayı etrafı çil yavrusu gibi kaçışmış kadınlar. Adam haklı. Haklı diyorsun. Ajda'cığım sen de haklı. Aynı fikirdeyim, haklı. Çünkü peki. Yani o da çok zarif, çok... Çok çok cici bir protest yani. Böyle bir Mehmet protest. Ali zaten haklı gördü. Ben bari ayrıntısı olayım da ister müsaade eder. Peki siz münafık olun ister. Peki ben münafıkım. Ünfir münafık. Münfir seviştirmeyin münafık. İnsanları yani rehabet. Evet. Estağfurullah, ben öyle şey yapar mıyım Mehmet Ali Bey? Asla. Peki. Aferin yaşa. Kardeşim Teoman. Anladığım kadar. Herkes anladım. Senin tarafında. Ya şimdi bu iyiye mi gidecek, kötüye mi? Kestiremiyorsun kardeşim, ne başladı? Yani. Anladığım kadarıyla sen kameraları gördüğünde kendinden kaçacak, kameralardan kaçacak kadınlarla sevişmek istiyorsun. Bence sen senin gördüğünde kameralardan kaçacak kadınlarla, fare gibi kaçacak kadınlarla değil, senin yanında seni gururla taşıyacak kadınlarla seviş. Bravo. 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 Ya yani şöyle belli olmadan öyle salam yapıyorum. Yani kameralarla savaşma, seviş. Süper.